Aselsan grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yarı yarıya stop bölgemiz ve kesin stop noktasına yaklaşan bir düzeltmeden sonra tekrar yukarı tepkisini verip gördüğünüz gibi şablon bölgemizin üst bölgesine yaklaşan bir durumla haftayı kapattığını görüyoruz ve yarı yarıya stop noktası olan 57 bölgesi şu an için en önemli desteği oluşturuyor. Ve şablon bölgesinin üst noktası da şu anda en önemli direnç noktası olarak takip edeceğimiz 67.15 olarak gözüküyor. 67.15 üzerine geçişleri sağlayabilirse bu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 70 bölgesini test edip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayarak 80 bölgesindeki hedefe doğru gerçekleştirmek ihtimalini oluşturabilir. Fakat buradaki şablon durumunda gördüğünüz gibi bu ara bölgede güç kazanma hareketlerine devam ettirip ondan sonra yukarı devam ettirme ihtimalini oluşturabileceğinden dolayı tekrar geri dönüş ve düzeltme durumları oluşturursa 56-75 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişler olmadığı sürece bu bölge içerisinde güç kazanma hareketlerini sürdürebilir ve yukarı yükselişleri devam ettirebilir. Fakat 56-75 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına tekrar geçişlerde daha aşağıda düzeltme durumlarını oluşturabileceğinden dolayı yarı yarıya stop olarak 56-75'i değerlendirmemiz de gerekebilir. Ereğli grafiğimizde şablon durumumuzda kesin stop noktasına yaklaşan bir durum olmuştu yarı yarıya stop noktasından sonra ve hemen tepkisi hareketi gerçekleştirip yarı yarıya stop noktasına 39-25 bölgesinin üzerine geçiş yapıp o bölgede tutunduğunu görüyoruz. Tabii bir önceki hedef noktası olan 42-50 bölgesi de direnç olarak çalışmış. Üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturursa yapmış olduğu zirve bölgesi ve şablon bölgesinin üst noktası olan direnç noktasını 43-15'e geçerek yukarı hedefimize yani 47-50 hedefine doğru süreci devam ettirebilir. Fakat bu durum oluşmadığı sürece de geri çekilmelerde tekrar yarı yarıya stop bölgemiz olan 39-25'in altına geçişlerde de tehlikeli durumlar oluşturabileceğinden dolayı 36-50 bölgesindeki kesin stop noktamızı da önemsememiz gerekebilir. Garanti Bankası'nda grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda kesin stop noktası olarak belirlediğimiz 24-40 bölgesinin altına geçişler olsa da o bölgede tutunmuştu ve oradan hemen tepkisi hareketi başlatarak Cuma günkü yükselişle beraber de yarı yarıya stop noktamız olan 26-75 üzerinde haftayı kapattığını görüyoruz. Bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. Şablon bölgesinin üst noktası ve bir önceki olan hedef noktası olan 30 bölgesine kadar devam ettirebilirse o bölgede tutunma hareketleri ve güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra yukarı yükselişleri başlatma ihtimaline doğru giden bir şablon durumunu oluşturma ihtimallerinin başlangıcı olarak Cuma günkü yükselişle beraber bu tepkisi hareketi başlatmış oldu. Tabii bu bölgeden sonra tekrar geri çekilmeler durumu oluşturursa da aşağıdaki kesin stop noktamız olan 24-40 bölgesi en önemli durum oluşturacak. Çünkü o bölgenin altına geçişlerde burada yapmış olduğu dip bölgenin ve şu şablon bölgesinin alt noktası olan en önemli destek noktası 22-15 bölgesi. 22-15 bölgesinin de altına geçişler meydana geleceğinden dolayı yukarı yükselişleri en üst bölgelere taşıyamadığı sürece dikkatli olmakta fayda görüyorum. Tabii 30 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirip o bölgede güç kazanma hareketlerini sürdürmek için geri çekilmelerde 25 bölgesi en önemli desteği oluşturur. O bölgenin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ederek 35 hedefini gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. Kardemir D grafiğimizde şablon durumumuzda gördüğünüz gibi bu bölgedeki hedef noktamız olan 20 hedefini
bir tepkisi harekette gerçekleştirse de üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse artık 22 Eylül hedefine doğru giden süreci oluşturma ihtimalini artıran bir görüntü meydana getirecek. Tabii bu bölümde yarı yarıya stop bölgesinin altına geçişler olsa da kesin stop bölgesine yaklaşmadan hemen tekrar tepkisi hareketi verip yarı yarıya stop bölgesinin üzerine çıkış sağlamıştı. Bu haftada gördüğünüz gibi yeni bir zirve oluşumuyla haftayı kapatıp o bölgeye yakın kapanışlı haftayı kapatmış ve artık 20 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları oluşturabilirse şablon bölgesinin bir üst noktasına geçiş sağlayarak daha yukarıdaki hedeflere gitmek isteyen şablon durumunu devam ettirebilir. Özellikle yarı yarıya stop noktası olan 18-30 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece artık hedefi yukarıya doğru taşımak isteyen bir görüntü meydana gelmiş. Petkim grafiğimizde şablon durumumuzda belirlediğimiz kesin stop noktası olan 16.40 bölgesinin altına geçiş yaparak kanal bölgesindeki desteğinde tutunduktan sonra bir tepkisel hareket oluşturmuştu. Ve tabii ki yarı yarıya stop noktamız olan 18.10 bölgesinin de üzerine geçiş yaparak haftayı kapattığını görüyoruz. Bu bölgede tabii artık geri çekilmelerde mutlaka 16.40 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekiyor. Altına geçişlerde daha tehlikeli boyutlar meydana gelecektir. Bir önceki hedef noktamız olan 19 bölgesine yaklaşmış, üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturursa şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktasına ve şu bölgede yapmış olduğu zirve noktası olan 20 bölgesine kadar gitme ihtimalini oluşturup üzerinde kalıcı kapanışları da oluşturursa üst bölgeye geçerek şablon bölgemizdeki hedef noktası olan 22.50 hedefini gerçekleştirme ihtimalini arttıran bir görüntü meydana getirebilir. Şablon bölgesi içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirip doldurmak isteyen bir görüntü meydana gelirse önemli olan artık geri çekilmelerde 18 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması, o düşüşlerde de hacimsel durum teşkil etmemesi, öyle bir durum meydana gelirse kesinlikle 16.40 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemseyerek takip edelim. Türk Hava Yolları grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda kesin stop noktası olarak belirlediğimiz 130-70 bölgesine kadar bir geri çekilme olmuştu ve endeksle beraber olan düzeltmeden sonra da hemen o bölgede kanal desteğinden de tepki alarak yukarı yükselişleri devam edip şu bölgede yapmış olduğu 150 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlarla haftayı tamamladığından dolayı artık Türk Hava Yolları'nda özellikle yarı yarıya stop noktası olan 145 bölgesi ve kesin stop noktası olan bir önceki noktamız olan 130-70 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece 175 hedefine olan yükselişlerini devam ettirme ihtimalini oluşturan bir şablon durumunu meydana getirme ihtimalini arttırmış görüyoruz. Tabi bunun için öncelikle şu bölgede yapmış olduğu şablon bölgesinden sonraki en önemli direnç noktası olan üst bölge olan 160 bölgesi gözüküyor. 160 bölgesi geçilirse 175 hedefine doğru giden hızlı bir şekilde gerçekleşme ihtimalini oluşturabilir. Fakat 160 hedefi gerçekleşmediği sürece de üst bölgedeki dirençleri de yani kanal direncine kadar gidebilse de o bölgede kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece geri çekilme ve düzeltme ihtimalleri oluşturabilir gözüküyor. Öncelikle tabii ki 145 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı önemsesek de şablon bölgesinin şu bölgedeki destek noktası en önemli destek noktasını oluşturacak. Bu bölgenin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek. O bölgede 140 olarak takip edebiliriz. Tekfen grafiğimizde şablon durumumuzda kesin stop noktası olan 40-10 bölgesini test ettikten sonra yukarı tepkisel hareket vererek bu hafta için gördüğünüz gibi yarı yarıya stop noktamız olan 45 bölgesinin üzerinde kapatmış ve o bölgede tutunma hareketlerini sürdürebilirse bir önceki hedef noktası olan 50 bölgesinde şablon bölgesinin üst noktası direnç olarak oluşmuş oldu. O bölgenin üzerine geçişler oluşursa tekrar yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçerek bir önceki yapmış olduğu zirve bölgesi 55
ve orayı test ettikten sonra da 60 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirmek isteyen bir şablon durumunu meydana getirip getirmeyeceğini takip etmemiz gerekiyor. Tabii bu durum için öncelikle yarı yarıya stop noktasından 45 bölgesinin altına ve şablon bölgesinin şu bölgedeki destek noktasının altına geçişlerin olmaması gerekiyor. Orası da 41.75. Bu bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini arttırarak sürdürebilir gözüküyor. Ve özellikle de 50 bölgesinin üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren bir görüntü oluşabilir. Tüpraş grafiğimizde de belirlediğimiz kesin stop noktasından 470 bölgesine kadar bir düzeltme durumunu oluşturmuştu ve o bölgeden gördüğünüz gibi hemen tepkisel durumunu yukarı doğru devam ettirdiğini gördüğümüz şablon durumunda 600 hedefimiz vardı ve 600 hedefini de tam anlamıyla gerçekleştirmiş ve o bölgede tutunmayı sağlayarak daha yukarıdaki belirlediğimiz 650 hedefine doğru gitmek isteyen şablon durumunu sürdüren bir görüntü meydana gelip gelmeyeceğini takip etmemiz gerekiyor. Tabi bu durum için oluşturduğumuz artık yarı yarıya stop noktası olarak 558 bölgesi gözüküyor. O bölgenin altına düşüşlerde de kesin stop noktası olarak 490 bölgesini takip etmemiz gerekecek. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren görüntü de oluşmuş oldu. Tabii bu bölgedeki en önemli durum öncelikle 558 bölgesinin altına düşüşlerin olup olmayacağı olacak. Çünkü şayet öyle bir durum olursa tekrar geri çekilme yaparak kesin stop noktası 490 bölgesi veya şu bölgedeki şablon bölgesi